Filmsolucan.com adresinden herkese merhaba. Bugün de sizler için eskilerin unutamadığı 10 yabancı diziyi listeledik. Unutulmaz büyük yıldız, Rock Hudson'ın başrolde oynadığı çok sevilen bir diziydi. McMullen her bölümde olayları çözer, karısının başını dertten kurtarırdı. Fakat kadın rahat durmaz, sonraki bölümde başını yine derde sokardı. TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda çok sevilerek izlenen bir diziydi. Rock Hudson'ın R'leri söyleyemeyen bir yardımcısı vardı, bir de hizmetçileri Mildred. Bir döneme damgasını vuran X-Files, gizemli olayları çözmeye çalışan iki FBI ajanının hikayesini konu alıyor. Fox Mulder ve Dana Suckley. Fox, uzaylıların varlığına ve metafiziğe inanırken Dana daha çok bilimsel olarak cevapları bulmaya çalışıyor. Bu yüzden bir türlü anlaşamasalar da cinayetleri çözmek için en iyi şansları beraber çalışmak. Columbo veya Komiser Columbo, 1971 ile 1978 yılları arasında NBC televizyon kanalında yayınlanmış bir dizidir. Başrolünde Peter Falk'un yer aldığı Columbo, Türkiye'de TRT'de ve Retromax kanallarında yayınlanmıştır. Ülkemizde Komiser Columbo'yu tiyatro sanatçısı Savaş Başar seslendirmiştir. 1970'li yıllarda çekilmeye başlanmış, başrolünde Lee Majors'ın oynadığı Amerikan dizisi. Bir uçak kazasında vücudunun büyük bölümünü kaybeden Albay Steve Austin yeniden hayata döndürülür. Vücudunun büyük bölümü mekaniktir. O artık biyonik adam Steve Austin'dir. Bonanza'daki küçük Joe Michael Landon büyüyüp Ingalls ailesinin babası olur. Küçük ev 19. yüzyılda Minnesota'da dağ başında ilkel bir kasabada yaşayan Laura Ingalls ve ailesinin maceralarını anlatıyor. Gene Roddenberry tarafından yaratılmış bilim kurgu televizyon dizisi, film ve roman serisi. 6 kez dizi, 11 kez sinema filmi, yüzlerce kez roman, video oyunu ve hikaye olarak yayımlandı. İnsanların galakside diğer bilinçli canlılarla birleşerek Birleşik Gezegenler Federasyonu kurdukları kurgusal bir 3. Dünya Savaşı sonrası geleceği tasvir eder. Genç ve güzel cadı Samantha, evlenince cadılığı bırakacağına dair ölümlü kocası Darren'e söz verir. Ancak tatlı cadımız ailesinin yüzleştiği problemleri de sihirle çözmekten kendini alamaz. Samantha'nın evliliğini onaylamayan annesi Endora sürekli bu mutlu çifti ayırmanın peşindedir. Charlie'nin Melekleri 1976 yapımı bir Amerikan dizisidir. ABC kanalında yayınlanan dizi 1981 yılına kadar devam etmiş, 3 ajan ve onların yönlendiricisi olan Charlie'nin maceralarını anlatmıştır. Daha sonra TV'de ve sinemada birçok uyarlaması yapılan dizinin orijinal 3 meleğini canlandıran oyuncular Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jacqueline Smith'tir. 1978-1991 yılları arasında yayınlanan haftalık pembe dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biridir. J.R. Larry Hagman karakteri TV tarihinin en kötü karakterleri arasında anılır. Bu diziyi bilmeyen hala var mı? Knight Rider 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olmuştu. TRT tek kanallıyken ekrana gelen dizi 90 bölüm sürmüştür. Dizide kendi kendine hareket edebilen, konuşabilen akıllı otomobil Kit ile sahibi Michael Knight'ın başından geçen olaylar işleniyordu.